Kamer Tup'tan herkese merhaba. Ben Rıdvan. Bugün Tucson'la birlikte ACC deneyeceğiz. ACC nedir? Advanced Smart Cruise Control, yani gelişmiş akıllı seyir kontrol sistemini deneyeceğiz. İki araçla birlikte harekete başlayacağız. Birazdan Tahsin ustamızı da alacağız. Konu aracımız bize refakatçi olacak. Önde komut sistemiyle ilerleyeceğiz. ACC'nin 3 kademede takip mesafe özelliği var. Üçünü birlikte test edeceğiz. Sınırları zorlayacağız. Uzun takip mesafesi, orta takip mesafesi ve kısa takip mesafesi ile birlikte seyrimizi tamamlayıp testimizi bitireceğiz. Evet, şu anda harekete başlayacağız. Öndeki araçta Tahsin ustamız var. Tahsin ustayla Bluetooth bağlantısı yapıldı. Tahsin ustam merhaba. Merhaba. Şimdi yavaş yavaş harekete başlayacağız. Sinyalimizi verip yola çıkabiliriz. Tamam. İlk hızımız 80 mi? Evet, ilk olarak 80 km hızla devam edelim. Biz de aracımızı 80 km hızla sabitliyoruz. Şu anda 80, hızımız 80. Tamamdır Tahsin Usta, biz de 80'e sabitledik. Şimdi normalde şu üst bölümde mavi olan yerde biraz yaklaşabiliriz. Biz hızımızı 100 km hızla ayarladık ama öndeki araç 80 km hızla gittiği için araç otomatik olarak hızlanmıyor. İleride bir çevirme var. Hatta biraz daha yavaşlayacak. Şu anda biz hiçbir şekilde gaz fren dokunmuyoruz. Evet. Bir polis çevirme noktasındayız. Bakın. Hızımız normalde 100 km hızla ayarlanmış. Fakat öndeki araç hızı kestikçe bizim aracımız da hızı aynı şekilde kesiyor. Şu an 60'a kadar düştü. Öndeki araç şu anda hızını arttırıyor. 80 km. 80 km evet. Şu anda öndeki aracımızın evet. Hızı 80 km ve araç aynı şekilde 80 km hıza tekrardan ulaştı. Tahsin ustam 50'ye düşelim. Şu anda 50. Lambalardan dolayı. Hı hı. Evet değerli takipçilerim, şu anda görüyorsunuz hiçbir şekilde gaz ve frene dokunmuyor. Araç kendi kendini yavaşlattı. Şu anda durdurdu. Bakın sistem otomatik olarak durdu. Gördüğünüz gibi. Biz hızlanmak için butonu veya pedalı kullanın diyor. Şu anda sistem diyor ki beni kapat diyor. Ben diyor yoksa gitmek durumunda kalacağım. Akıllı hız sabitleyici iptal edildi. Evet, şu anda hız sabitleyiciyi açtık. Cruise kontrolü akıllı hız sabitleyiciyi. Öndeki aracımız kavşaktan dönüş yapacak. Biz de onun hızıyla birlikte kavşaktan dönüş yapmış olacağız. Şu anda hızımız kaç Tahsin Usta? 55. Tamam, 55. Dönüyorum. Tamam, dönüş sağlayalım. Hiçbir şekilde ayağım gazda veya frende değil. Tamamen öndeki aracın hareketlerini algılayarak aracımızla birlikte bir dönüş yapacağız. Bakın şu anda durma noktasına geldi. Ayağımı da buradan çekebiliriz. Öndeki araç dönüyor. Dönelim Tahsin Usta. Bakın onun hareketlerini tamamen araç algıladı. Evet. Dikkat edin, hiçbir şekilde gaz fren yok. Tamamen aracın kendi sistemini kullanarak kavşaktan bir dönüş sağladık. Tahsin Usta, hızımızı arttıralım. Bizim hızımız 70 km hızı ayarlıydı. Bakın gaz fren hiçbir şekilde yok. Şu anda hız kaç Tahsin Usta? 66. 66. Tamam. Biz de şu anda 70'e hız sabitlememizi kurduk. Öndeki araca göre, hareketlerine göre trafikte seyrediyoruz. Yani şöyle düşünün. 65.
65. Tatile çıktık. Müziğimiz açık. Güzel bir otoban yoldayız. Yoğun bir trafik var otobanda. Ani dur kalklar olabiliyor. Durma noktasına gelinebiliyor. Bir anda hızımız yükselebiliyor. Yani 60'a inebiliyor, 80'e çıkıyor, 110'a çıkıyor. Ama biz akıllı hız sabitleyiciyi kurduk. Seyir halinde giderken bir anlık bir dalgınlığımız oldu. Yani öndeki araç bir anda işte 90 km hızla giderken bir anda 70'e çekti, 60'a çekti ya da durma noktasına çekti. Bakın şu anda trafikte olduğu gibi öndeki araç yavaşladı, onun önündeki araç da yavaşladı ve sistem algılayarak tam olarak durma noktasına geldi. Yani az önce bahsettiğim araç kullanıyorsunuz, tatildesiniz, öndeki araç durdu, bir anda sizin aracınız da otomatik olarak durur. Yani burada sizin anlık olan dikkat dağınıklığınızı bir anda aracın verdiği sert duruş ve yavaşlama gibi modlar bir anda tekrardan aracı olan dikkatinizi toplar. Yani burada akıllı hız sabitleyicide sizin için tek kontrol etmeniz gereken şey direksiyon. Direksiyonu kontrol ettiğinizde araç kendini durduruyor ve araç kendini hızlandırıyor. Bu kadar, sistem basit. Evet, şu anda tekrardan hızımızı ayarlıyoruz. Evet, şu anda hızımız 70 km. Tahsin Ustam, şu anda senin hızın kaç? 80. İleride kırmızı yanıyor lambalarda. Görüyorum. Tamam. Şimdi sistem öndeki aracı algılayacak. Biz hiçbir şekilde frene basmayacağız. Araç kendini durduracak. Bakın. Sefabet çekebiliyor muyuz? Evet, şu anda bakın. 28, 24, 18. Hiçbir şekilde fren yok. 5, 4, 3, 2, 1. Şu anda 0. Evet. Şu anda araç öndeki aracı algıladı ve hareket etmeye başladı. Sistem şu anda tekrardan kendini 70 km hıza göre ayarlıyor. Hızımız kaç Tahsin Ustam? 43. 43. Tamam. 60'a geliyoruz. Hı-hı. 60. Öndeki aracı sollayacağız mı yoksa? Ya da öndeki araca biz yol verelim. Kamyona yol verelim. Onu sollayamayız. Makasa gireriz. Olmaz. Tamam. Yol verelim. Onun peşine gidelim. Hatta oradaki hareketleri de çekmiş oluruz. Tekrardan öndeki aracımız yavaşlıyor. Bakın 38. Şu an hız kaç Tahsin Usta? 40. 40. Bizde de aynı şekilde 40 km hız. Yani öndeki aracı bir gösterelim Sefa Bey. Önde bir kamyon var. Kamyonun arkasında bizim kendi aracımız var. Tahsin Usta'nın kullandığı araç. Ve biz de kendi aracımıza seyrediyoruz. Şu anda Tahsin Usta'm hızın 44-43 mü? Aynen. Evet, bizim aracımızın hızı aynı şekilde 44-43. Bakın öndeki kamyon hareketlenmeye başladı, hızlanmaya başladı. Bizim de yavaş yavaş hızımız 43-44'ten 48'e çıktı. 49 şu anda. Hiçbir şekilde gaz ve frende değiliz. Tahsin Usta, biraz hızlanalım. Evet, şu anda araç yavaş yavaş hızlandı. Şimdi buradan sinyal veriyoruz. Tahsin Usta, biraz yavaşlayalım dönerken. Bakın şu anda hiçbir şekilde gaz fren yok, aracı döndüreceğiz. Yavaşlayalım Tahsin Usta. Tamam, devam edelim. Hızımızı yine aynı şekilde 80 km hızı ayarlayalım. Az önce bir dönüş yaptık. Yan yola dönüş yaptık. Hiçbir şekilde gaz fren kullanmadık. Akıllı hız sabitleyici. Siz de takip ettiniz. Kendi aracı kendi otomatik olarak yavaşlattı, tekrardan hızlandı. Evet, şimdi şu bölümde öndeki aracı takip mesafesi var. O bölümü buradan mesela düşürebiliriz. Pardon. Tekrardan sistemi devreye aldım. Heh, tamam. Evet, şu anda 3. kademede güvenli takip. 2'ye çektik. Tekrardan da 1'e çektik. Şu anda
Yani öndeki araçta olan takip mesafemizi daha yakın hale getirdik. Şimdi mesela 3'e tekrardan alalım. Şu anda mesela 3'te. Tahsin Ustam hızın kaç? Hızım 37, 38. Tamam. Hızı 70'e alalım. Biz de şu an hızımızı 80 kilometreye aldık. Tahsin Ustam hızın kaç? Hızım 62. Tamam, 70'e çıkalım. Çıktık mı 70'e? 70. Tamam. Evet, biz de zaten şu anda 69-70 civarında. Şimdi hızımız 70 kilometre. Öndeki araçta olan takip mesafesinde. Güvenlik seviyemiz 3. kademede. Tahsin Usta, ani bir fren yapalım. Yapayım mı? Yap. Bakın hiçbir şekilde ayağım frende değil, gazda değil. Sistem otomatik olarak kendini durdurdu. Hareket edelim. Şu anda burada güvenlik seviyesi 3. kademede. Bir de bunu 2'de deneyeceğiz. Pardon. Tekrardan kruz kontrolü, hız sabitleyiciyi ayarladık. 80 km hızda. Burada güvenlik seviyemizi 2'ye düşürdük. Biraz daha sert. Yani bir öncekine göre, yani 3. kademeye göre daha sert bir duruş sergileyeceğiz. Sefacığım biraz tutunalım. Tahsin Ustam şu anda hızın kaç? 57. Öndeki trafik durumumuz nasıl? Serbest mi? Güzel, güzel. Tamam. Şu anda 70'e tekrardan alalım hızı. 70. Evet, şu anda biz de yavaş yavaş hızlanıyoruz. Sefa, ayağımı çekelim. Tahsin Ustam bir yavaşlayalım. Yani hız, fren yapalım. Evet, şu anda araç yavaş yavaş. Tahsin Ustam olmadı, bir daha alacağız. Evet, şu anda 70'teyiz değil mi? Tamam, biz de 70'e tekrardan çıkıyoruz seninle birlikte. Yine ayağımı da burada gösterebilirsin Sefa. Şu anda öndeki araç 70, biz de 70. Yap ani fren. Evet, şu anda güvenlik seviyesi 2'de. Daha kısa mesafede durduk. Tamam. İleriki kavşaktan tekrardan geri dönüş yapalım. Aynı yol güzergahına. Tahsin Usta 70'te miyiz? Aynen. Tamam. Öndeki aracımız 70 km'de. Biz 80, 79, 78. Öndeki araca göre kendini araç ayarlıyor sistem. Şu anda fren takip mesafesini en kısa seviyeye aldım. Yani 3 kademeden oluşuyor. 3. kademeyi denedik, 2'yi denedik. Şu anda 1. kademedeyiz. Evet, ayağımı frenden çektim. Tahsin Ustam, yapalım freni. Bu sefer agresif, sert bir fren olsun. Evet, şu anda evet aracımızı gördük. Bir yumuldu. Durma seviyesinde. Hareket edebiliriz. Yani 3 ve 2'ye göre daha ani bir duruş oldu. Çünkü mesafeyi kısalttığımız için. Şu anda tekrardan öndeki aracımız hızlanmaya başladı. Biz de aynı şekilde hızlanmaya başladık onunla birlikte.
Evet değerli kamera tüp takipçileri, inşallah Tucson'la ilgili güzel bir video olmuştur. Akıllı kruz kontrol sistemini sizlerle birlikte denedik. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorum atmayı unutmayın. Kazasız yollar, keyifli sürüşler.